Anadolu rock ve protest müziğin babalarından Cem Karaca hayranlarına müjde. Çünkü onun yaşamının büyük bir bölümünün yer aldığı biyografik film vizyona girdi. Bir romanda okumuştum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde 1945 doğumlu Cem Karaca'nın çocukluğundan 1980'lerin sonuna kadar olan dönemi anlatılıyor. Onun lise yıllarından itibaren hayatını müzikle şekillendirme kararına karşı babası tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Karaca'nın karşı çıkışını, Cem Karaca'nın özellikle babasıyla olan ilişkileri ve siyasi kişiliğinden dolayı ülkeden gitmek zorunda kalmasının sonucunda çektiği acılar üzerine kurulu. Bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği 4 asrı bunlar benden istiyor ya. Ben bunların yapacağı işim. Filme baktığımızda özellikle bir odak noktası var ki çok önemli. 1 Mayıs 1977 Taksim katliamından sonra Cem Karaca'nın iyice isyan ettiğini ve 1 Mayıs şarkısını bunun için yazdığını ve 1 Mayıs planının da kovuşturmaya tabi tutularak hakkında dava açıldığına tanık oluyoruz. Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kendi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz gösteriyor muyuz kendi halkımız için? Canım hey! Şunu vurgulayabiliriz. 20 yıl önce 58 yaşında kaybettiğimiz Cem Karaca'nın hayatı 123 dakikalık bir filmin çok 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 üzerinde. Bu film bir dönemi ele alıyor. Hikaye bir yandan Cem Karaca'nın babasıyla çatışmalarını, annesiyle, karısıyla ve çocuğuyla olan ilişkilerini ele alırken, diğer yanda da o frenlenemez politik kişiliği sonucu başına gelenler ve acıları üzerinden şekilleniyor. Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman. Bak sen hiç canını sıkma. Biz bunun da üstesinden geliriz seninle. Öylece bakta kaldım. Gözümü ayırmadan. Genel olarak baktığımızda Cem Karaca'nın şahsında filmin çok daha politik olmasını arzu ederdim. Tabii ki bu tercih edilmemiş. Örneğin Almanya'da geçen yıllarında da Cem Karaca'nın oldukça aktif olduğunu biliyoruz. Fakat filmde Almanya'daki yıllarını oldukça sakin geçirdiğini görüyoruz. Örneğin ona açılan benzer davalardan yargılanan ve onun gibi yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan Selda Bağcan, Melike Demirağ, Şener Yurdatapan gibi sanatçıların adları hikayede hiç geçmiyor. Keza çok temel şarkısı, resimdeki gözyaşları da filmde yer almıyor. Filmin bu saydıklarıma benzer bir dizi eksiği var. Bu açıdan eleştirilebilir. Ama özellikle bu konjonktürde Cem Karaca'nın biyografisine dair bir filmin yapılmış olması da bizim için çok önemli. Babam evde mi? Evde? Siz kabul etmeseniz de ben bu memleketin sesi olacağım. Cem Karaca'yı oynayan İsmail Hacıoğlu'nun ona fiziksel olarak benzemesi için çeşitli teknikler uygulanmış. Fakat biyografilerde önemli olan biliyorsunuz ki fiziksel benzerlikten de öte ruhsal benzerliktir. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı giyindiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Cem Karaca'nın parçalarını bizzat seslendirmiş ki bu çok çok önemli. Ve başarılı. Filmde önemli yer tutan Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca'yı Fikret Kuşkan canlandırıyor. Benim yaşım yettiği için sahnelerde de seyrettiğim operet, tiyatro ve sinema oyuncusu annesi Toto Karaca'yı ve bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en komik kadınlarından olan o şahane kadını Yasemin Yalçın oynamış. Her ikisi de harika. Yaklaşık 30 yıllık bir dönemin canlandırıldığı filmde tüm ekipler çok başarılı bir iş çıkarmışlar. Ama özellikle makyaj etkileri ekibinin altını çiziyorum. Film, Cem Karaca'nın çağdaşları için ama özellikle de bugünün gençleri için çok önemli diye düşünüyorum. Hatta hikayenin sonlandığı noktada keşke ikinci bir film gelse. Vizyonda seyredilmesi gereken filmlerden haberdar olmak istiyorsanız ekranın sağ alt köşesinden kanalıma abone olabilirsiniz. Beni
bekleme kaptan.